Gayreti ve cihadıyla gıpta edilen bir şahsiyet Abdülhamit Turgut ve bugün iz bırakanlar programımızda biz Abdülhamit Turgut'u vefatının 16. seneyi devresine çok daha yakından tanımaya, anlamaya ve sizlere de tanıtmaya çalışıyoruz Ramazan Kayan hocamızla. Efendim Sedat Peker'in kendisiyle ilgili yazdığı hatıratındaki bazı cümlelerde kalmıştık. Evet, onları da isterseniz son cümleyi buyurun tamamlayalım. İsterseniz aktarayım. Diğer şeye geçeriz inşallah. Sedat Peker şunun altını özellikle çiziyor. Hani kötü söz, küfür meselesinde o vesileyle hemen şirki gündeme getiriyor ve şirk meselesini izah ediyor. Devamla diyor ki Sedat Peker, kötü söz bazen söylenir dedi diye lütfen bu insanın din adamlığında zafiyet aramayın. İnanın hayatımda tanıdığım en özel insanlardan biriydi. Bazen 2-3 saatlik şükür secdesi yapardı. Kalktığında neredeyse bir su bardağı dökülmüş kadar yerde ıslaklık meydana gelirdi. O şekilde uzun şükür secdesi yapan bir tek onu görmüştüm ve kendisinden öğrenmiştim. Ancak tabii ki ben onun gibi hiçbir zaman o secdeyi yapamadım diyor. Evet. Şimdi isterseniz biraz daha Abdülhamit Turgut'un üzerinde en çok durduğu, dertlendiği ve hasretini çektiği konulardan bahsedilmişti. Onlardan bir tanesi bütün Müslümanları birlik içerisinde görmek istiyormuş. Bu konuda bir hayli muzdaripti galiba değil mi? Evet. Mesaisinin çoğunu buna verirdi. Türkiye'yi bir baştan bir başa gezerdi. Kanaat önderi, alim, aydın, efendime söyleyeyim. Yani bu anlamda öncü misyonu olan kimler varsa mutlaka bir şekilde gidip ulaşmıştır, tanışmıştır, mesajını sunmuştur ve güzel diyaloglar kurmuştur. Bunun için çırpınan bir yürekti. Hatta hızını alamadı. Dünyanın değişik yerlerindeki böyle Müslümanların pratiklerini yerinde incelemek, oradaki zenginlikleri ve güzellikleri Türkiye'ye taşımak için çaba sarf ederdi. Özellikle Müslüman gruplar, çevreler, camialar arasındaki çatışmalar, sürtüşmeler, olumsuzluklar ona çok müthiş bir şekilde ızdırap veriyordu. Rahatsızlık duyuyordu. Ama o günün şartlarında şöyle geriye dönüp baktığımız zaman yaşının genç olması, özellikle bir kariyerinin olmamış olması, tabii çoğu zaman ancak derdini kendisiyle yaşıt olan kuşağa ancak mesajını verebiliyordu. Fakat vefatından sonra derdinin mesajının ne olduğunu uzaktan ve yakından tanıyanlar onu daha iyi anlama yoluna gittiler. Gerçekten o İslam'ın delisi bir insandı. Tüm derdi İslam'dı. Hücrelerine kadar, iliklerine kadar İslam soluyordu. İslam'la yatıp, İslam'la kalkıyordu. Ondandır ki geçirmiş olduğu bir trafik kazasının nihayetinde Hakk'ın rahmetine kavuştuktan sonra cenazesi mahşeri bir kalabalığa sahne oldu değil mi efendim? Evet. Vefatından birkaç gün önce yine görüşmüştü kendisiyle. Mahkemeye gideceğinden bahsetmişti. Mahkeme tarihin yaklaştığından bahsetmişti. Nasıl gideceğini öyle sormuştum. Özel bir arabayla gitmeyi düşündüğünü. Yargılanan birkaç arkadaş daha vardı Malatya'da. Onlarla birlikte gidecektim. Biraz böyle dertleştik, dua ettik. Yola düştü. Ona en çok imrendiğim nedir biliyor musunuz? Ölümü ayakta karşıladı. Eyvallah. Yürürken, hareket halinde iken ölüm meleğiyle randevusunu gerçekleştirdi. O Malatya'dan yola düştüğünde pikniğe gitmek için yola çıkmamıştı. Turistik bir seyahat için de yola çıkmamıştı. Sayfiye yerlerinde sefa sürmek için de çıkmamıştı. Gidip mahkemede davasını, düşüncesini gündeme getirecekti. Ama yargıca daha ulaşmadan Yaradan'ın huzuruna yürümeyi Allah nasip etti. Abdülhamid'in hem ömrüne hem de ölümüne gerçekten imreniyorum.
ölümü döşekte değil, ayakta karşılama ve bu şeref, böylesi güzel bir ölüm herkese nasip olmaz. Allah böylesi güzel kullarını bakıyorsun ki yanına çekiyor. Evet. Ölüm haberi geldi, cenaze geldi. Cenazesini yıkayanlardan biri de benim. Diğer Malatya'nın yine saygıdeğer kıymetli hocalarından Ramazan Keskin, Mehmet Altekin hoca ile birlikte üçümüz yıkadık. Evet. Sonradan eniştesi olan Osman Caner kardeşimiz kefenlerken girdi, ayağında bir yere işaret etti. Şurası dedi, cihat cephelerinde aldığı kurşun yarasının izidir dedi. Parmağıyla gösterdi. Şimdiye kadar ne kendisi söyledi, benden başka kimse de bilmiyordu. Zaten cihatta yaralandığını o saatten sonra biz öğrendik. Evet. Ve orada ilan edildi. Cenazeyi yıkarken o izi de görünce şöyle ifade ediyorum. Ben şahitlik ediyorum ki o Allah'ın sadık ve samimi kullarındandı. Eyvallah. Onun vücudunda iki iz hep dikkatimi çekmiştir. Cesedinde de aynı şeyi gördüm. Alnında secde izi, ayağında cihat izi. Eyvallah. Bu iki izle gitti ve geridekiler de iz bıraktı. Evet, izlerini sürdürenler ve geridekilerine de bu anlamda gerekli mesajı bırakanlar ve çizgilerini değiştirmeden, yalpa yapmadan, çark etmeden bu güzel örnekliği arz ettiler. Yapacak daha çok şey vardı ama tam cennet yaşındayken Rabbim çağırdı aldı. 33 yaşında, cennetliklerin yaşında evet. Aldı. Cenazesi dediğiniz gibi müthiş bir kalabalık. Ama insanlar vazgeçmiyorlar. Sanki Abdülhamit hala aralarındaymış gibi olaya yaklaşıyorlardı. Emniyet güçleri bir an önce cenaze arabasına bindirip hemen kabristana götürmek istiyorlardı. Kitleler müsaade etmediler. Şehrin bir ucundan diğer ucuna omuzlarda taşıdılar. Herkes vazgeçmek istemiyordu. Yani Malatya geç tanıdı ama tez ayrılmak durumunda kalmıştı. Müdahale etmek isteyenler oldu. Evet. Ama kim engelleyebilirdi ki? Şehri bir başından bir başına cenazesini taşıdık ve kabristanına götürdük. Aynı benzeri bir olayı, bir cenaze şeyini de rahmetlik Hamido'nun cenazesine de katılmıştım. Evet. Benzeri bir şey de onun. 78'de Hamido, 92'de Abdülhamid'in cenazesi. Yani Malatya'da bu iki cenaze unutulmaz. Unutulacak değil. Sanıyorum bunu zaten sizler de daha önceki programlarda da gündeme getirmiştiniz. Evet. Hamido'nun cenazesi. Onun ne şekilde katledildiğini, nasıl bir suikasta kurban gittiğini de bilirsiniz. Evet. Halen faili meçhul. Faili meçhul. Evet. Evet. Burada özellikle şunu ifade etmek istiyorum. Cenazesinden sonra maalesef birçok insanı bu anlamda Rabbimize yolcu ettikten sonra boşluğunu daha iyi hissedebiliyoruz. Abdülhamid kardeşimiz de bunlardan biridir. Evet. Benim özellikle bu noktada böylesi güzel bir Müslüman, onun emek verdiği insanlar var. Dava arkadaşları var, öğrencileri var, efendime söyleyeyim, tanıyanları, dostları var. Bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. Sizin aracılığınızla. Buyurun. İnsanlığın en soylu damarı vefadır. Biraz vefa diyorum. O hangi dertle gitti? Hayatını ortaya koyarken nasıl bir mesaj vermek istiyordu? Onun emek verdiği insanlar şimdi nerede duruyorlar? Bu soruyu kendimize sormamız lazım. Onun gittiği Rabbe biz de gideceğiz. Aynı hesap bizi de bekliyor. Haliyle gidenlerin gözünün açık kalmaması, Allah için
bu topluma ve bu ülkeye İslam'ın güzelliklerini taşıma noktasında hepimize çok ciddi sorumluluklar düştüğünü düşünüyorum. Yoksa onları anmak değil, anlamak. Anlamak. Mesajını anlamak. Ve yarım bıraktıkları projeleri, yarım bıraktıkları güzellikleri tamamlamak mecburiyeti altında olduğumuzu düşünüyorum. İnşallah bu vesileyle yeniden hatırlama ve özellikle şu zamanda İslam'a yönelik bir takım içi boşaltılmış anlayışlardan şekli, efendime söyleyeyim, sloganik bir takım görüntülerden ziyade sadra şifa olacak etkinlikler, güzellikler, faaliyetlerin tam şiddetle ihtiyaç duyulduğu bir zamanda yaşıyoruz. Ve bu kardeşimiz de içimizden gelen biri olduğu için örnekliğinin daha çarpıcı ve etkili olacağını düşünüyorum. Belki sahabeden vereceğimiz örnekler kimileri için, ya bu zamanda bu mümkün mü? Hı hı. İşte Abdülhamid kardeşimiz mümkün olmayanların nasıl mümkün olabileceğini, mümkünatını bize gösteren bir dostumuzdur, bir kardeşimizdir. Kimilerinin imkansız dedikleri birçok şeyin onun kişiliği üzerinden pratiğinin, fiiliyatının ne kadar mümkün olduğunu gördüğümüz için ayrı bir yeri, ayrı bir değer olduğunu düşünüyorum. Evet. Yani bugün Abdülhamid Turgut'a her zamankinden daha çok ihtiyacımız evet. var diyebiliriz evet. değil mi hocam? Evet. Abdülhamid Turgut ve daha nice Abdülhamid Turgutlar. Evet. Bugün yaşıyor olsaydı 49 yaşında olacaktı Abdülhamid evet. Turgut. Peki bugün gerek Türkiye coğrafyasındaki gerek dünya coğrafyasındaki Müslümanlara bakışı, tavrı, tarzı, mücadelesi bugünün şartlarıyla değerlendirecek olursak nasıl olurdu? Aynen yine bildiği doğru yolda sonuna kadar emin adımlarla yürür müydü kendisi? Yani tabi zannı galibimiz. Hı hı. Çünkü yani bu anlamda yarınlar için elbette. Hiçbirimiz için yani böyle bir garanti, kesin bir şey de bulmak mümkün değil. Ama kişinin yaptıkları yapacaklarının göstergesidir, ifadesidir. Bu anlamda görebildiğim kadarıyla gerçekten imanın ete kemiğe büründüğü bir şahsiyet. İmanın ete kemiğe, imanın vücut bulduğu bir kimlikle karşı karşıyayız. O bu konuda her türlü riski göze alıyordu. Ve başta söylediğim bir şey vardı. İki şeyden endişe ediyordu. Ilımlılaşma, diğer de marjinalleşme. Şiddete doğru kayma. Ve bugüne ulaşmış olsaydı öyle sanıyorum aynı tehlikelerin bugün içinde söz konusu evet. olacağını görecekti ve buna çok daha ciddi bir şekilde yoğunlaşacaktı. Ve yine içe yönelik bir öz eleştiriyle olaya baktığımız zaman da dinde baş gösteren laubalilik, dinde baş gösteren gösteriş, dinde baş gösteren şekilcilik, dinde yer yer nükseden ya da din adına ortada olanlardaki aşırılıklar, asabiyetler onun en çok rahatsızlık duyduğu ve en çok dikkat çektiği, parmak bastığı hususlardı. Ve geçen süreç de onun ne kadar haklı olduğunu bize gösterdi. Ta yıllar öncesinde, 16 yıl öncesinde, 20 yıl öncesinde parmak bastığı tehlikelerin nasıl nüksettiğini, bir takım asabiyetlerin, bir takım aşırılıkların ne ciddi yaralara neden olduğunu ve bu faturaları tüm ümmetin ödemek durumunda kaldığını bugün daha iyi görüyoruz. Evet. Basiretli bir Müslümandı. Allah'ın hikmet verdiği, hikmet nasip ettiği bir Müslümandı. Ve ben şahitlik ediyorum ki o vahye tanıklığını sürdüren ve bu konuda metanet gösteren, geri adımı atmayan ve bunu yalnız söylemiyle de değil de hayatıyla tamamlayan gerçekten güzel bir insan. Evet, Allah razı olsun. Çok Abdülhamid Turgut'u daha iyi ve yakından tanımamıza bu cümlelerinize vesile oldunuz. Peki az önce bir ifadeniz ne dikkatimi çekti? Kendisi hayattayken onu anlamayanlar ya da anlamak istemeyenler
Hakk'a yürüdükten sonra Abdülhamit Turgut'u daha yakından anlamaya ve onun farkını fark etmeye başladılar dediniz. Bu cümlenizi biraz açacak olursak, yani eksikliği hissedildi ve herhalde biz bu Abdülhamit Turgut'un kıymetini bilemedik mi denildi o insanlar tarafından. Ne dersiniz? Maalesef yani bu yalnız Abdülhamit kardeşimizle ilgili değil. Birçok değerimiz için geçerli genelde maalesef. Genelde bizim böyle bir zafiyetimiz var. Ciddi bir kusurumuzdur bu. Yani yaşayan, hayatta olan değerlerimizi sahiplenme ve onları destekleme noktasında çok ağırdan alıyoruz. Hatta bazen destek orada kalsın, kösteklerimiz bile devreye giriyor. Onun anlaşıldığını, demin anlattım, cenazesindeki teveccühten ve Malatya'daki taziye ortamları en fazla 3 gün, 5 gün sürer. Yani düşünün ki bir insanın taziyesi 1 yıl kadar sürüyorsa, hala gelen gidenler eksik olmuyorsa bu neye işarettir? Yani o insanın sonradan keşfedilmesine işarettir. Cevherlerimizi, gerçekten böyle nadide insanları sonradan keşfetmek, bir de bunların böyle kendi tecrübelerini, birikimlerini yazılı şeye de dönüştürmemiş iseler insan daha fazla hayıflanıyor. Evet. Bu açıdan yani bizim yazı kültürü noktasındaki zafiyetimizi gözden geçirmemiz lazım. Doğrularımızı kayıt altına almamız lazım. Hatıratlarını da mutlaka kayıt altına almak gerekiyor diye düşünüyorum. Peki böyle bir çalışma bugüne kadar yapıldı mı ya da bundan sonra yapılır mı? Ya da sizin böyle bir düşünceniz var mı? Böyle bir girişim, bir faaliyet, Abdülhamit Turgut hakkında bir hatırat. Aynı şekilde mesela rahmetlik Sait abi de Çekmegil'de ağır hastayken ziyaret ettim. Bunu özellikle kendisinden istirham ettim. Abi sizin yazma şeyiniz de güzel. Ne olur şu hatıratınızı bir yazı verseniz. Olumlu karşıladı ama artık tabi bitkindi. Hiç olmasa dedim yani kayıt altına alsa siz konuşsanız sonra biz bunları bir şekilde yazıya dönüştürürüz. Ama buna da mecalimiz olmadı. Fakat onlara karşı bir vefa borcumuzdur bu. Evet. Bunu birilerinin mutlaka yapması lazım. Ve bunu burada kendimi de sorumlu görüyorum ve tüm dostlarını da bu konuda yapılacak bir ortak çalışmaya davet ediyorum, çağrı yapıyorum ve inşallah ben de katkı sağlamaya hazırım diyorum. İnşallah. Ve biz de size çok teşekkür ediyoruz. Allah razı teşekkür olsun efendim. Ederim. Çok sağ olun. Sevgili seyirciler, Abdülhamit Turgut'u konuştuğumuz İz Bırakanlar programında ilk stüdyo misafirim Abdülhamit Turgut'un yakın dostlarından, dava arkadaşlarından Ramazan Kayan hocamızdı. Kısa bir aranın ardından İz Bırakanlar'ın son bölümünde yine Abdülhamit Turgut'u konuşmaya, anlamaya ve tanımaya devam edeceğiz sizlerle birlikte.